Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz özel ad ve tür adı. Cümlelere başlamadan önce minik bir konuğum var, onu alıp geliyorum hemen. Minik konuğum tabii ki Pankek. Şimdi birlikte birinci cümleye bakalım. Bizim kedi çok tatlı. Kedi kelimesini kırmızı kalemle yazdım. Kedi tür adı oluyor çocuklar. Eğer kedinin adını söylersek, biz kedimize Pankek adını verdik. Kedimiz Pankek çok tatlı dersem, Pankek ne olacak? Özel ad olacak. Değil mi Pankek? Evet diyor. Şöyle yazalım hemen. Tür adı, özel ad. Dün kitap okudun mu? Kitap tür adıdır çocuklar. Şöyle yazalım tür diye. Peki kitabın adını söylersek ne olacak? Özel ad olacak. Mesela Pinokyo diyelim. Pinokyo. Gördüğünüz gibi adını söylerken de ne yaptık? Büyük harfle yazdık. Aynı Pankek'te olduğu gibi ilk harfleri ne olur özel isimlerin? Büyük harfle yazılır. Dün Pinokyo kitabını okudun mu? Pinokyo ne oldu artık? Özel ad oldu. Yarın denize gideceğiz cümlesinde denizin adı söylenmemiş. Bu yüzden tür adı olacak. Diğer cümlede yarın mesela denize bir isim verelim. Ege Denizi diyelim. Ege Denizi ne gideceğiz dediğimizde burada denizin adını söyledik. Bu yüzden E harfi ve D harfi büyük yazıldı ve Ege Denizi artık özel ad oldu. Sabah mahallede köpek gördüm. Sabah çiçek mahallesinde köpek gördüm. Bakın çocuklar, birinci cümlede mahallenin adını söylememiş, ikincisinde adını söylemiş. Eğer biz mahalleye bir isim verdiysek artık o özel isim oluyor. Bu yüzden mahalle kelimesi tek başına tür adı, tür yazabiliriz. İkincisinde mahallenin adı söyleniyor, çiçek. Bu yüzden buradaki çiçek mahallesi kelimesi özel ad oluyor. Ailem ile dağ tatili yapacağız. Dağ, deniz, ova, göl, yayla, köy, şehir. Bu tür kelimeler tek başına kullanıldığında tür adıdır. Eğer biz bu kelimelere bir isim verirsek, köye, şehire isim verirsek, dağa isim verirsek ne olacak? Özel ad olacak. Ailem ile Uludağ tatili yapacağız. Artık dağın adı Uludağ olduğu için bu kelime özel ad oluyor. O çocuk bizim okulda okuyor. Bakın çocuk demiş. İnsan, teyze, hala, dayı, amca, kedi, köpek, kuş. Bunlar tür adı oluyor. Ama biz bunlara isim verirsek, bakın çocuğa Arda ismini vermiş ailesi. Arda bizim okulda okuyor. Bu yüzden Arda kelimesi ne olacak? Özel ad olacak. Dayımlar şehirden dönüyor. Dayımlar İzmir'den dönüyor. Şehrin adı söylenmemiş birinci cümlede. Bu yüzden şehir kelimesi tür adı, ikincisinde şehrin adı İzmir olarak söylenmiş. İzmir kelimesi özel addır. 30 Ağustos bayram olarak kutlanır. Bayram kelimesi tür adı. Bayramın adı söylenmiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı. İlk harfleri o yüzden büyük yazılır ve Zafer Bayramı kelimesi özel ad oluyor artık. Dedemler başka ülkede yaşıyor. Ülke kelimesi tür adı. Ülkenin adı söylenseydi eğer özel ad olacaktı. Dedemler Almanya'da yaşıyor. Bakın burada ülkenin adı söylenmiş. Almanya kelimesi bu yüzden özel addır. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.